geldiniz. Bugün yeni bir çöpçü aldım arkadaşlar. Dişi bir çöpçü. Şöyle göstereyim. Gerçekten kocaman dişi bir çöpçü aldım. Fiyatına gelecek olursak 10 liraya aldım. Bence uygun yani. Çok maşallahı var. Şimdi akvaryuma salacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi damlama yöntemi yapacağım. Şöyle göstereyim. Balık gerçekten maşallahı var. Şimdi bir damlama yöntemi yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi koyacağım akvaryuma hortumlu damlama yöntemi yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle biraz dursun. Balığımızı akvaryumuna salacağız. Şöyle bir karar verdim arkadaşlar. Bu akvaryumdaki şuradaki yetişkin vatozları şu akvaryumlardan birine koymaya karar verdim. Çünkü burada çok fazla dişi olduğundan dolayı vatozlara yem kalmıyor arkadaşlar. Bu nedenle açlıktan ölmemesi için, akvaryumun yosun olmadığı için buradaki akvaryumların birine iki vatozu koyacağım arkadaşlar. Hem bu şekilde üretimini de yapacağım. Benim düşüncem buradaki ceketlerin olduğu bölüme vatozu koymayı düşünüyorum. Çünkü ısıtıcı olduğu için, üretimde de sıkıntı olmayacağı için daha güzel bir üretim için kaynak sağlayacaktır bana. Artı bu akvaryumun şuradaki akvaryumun yerini değiştireceğim. Çünkü buna ben şuradaki ısıtıcıyı takacağım arkadaşlar. 26 derece ayarlayacağım arkadaşlar bunu. 6 Ocak'ta ısıtıcıyı kapatıp üstüne bir iki parça buz atacağım ve suyun aniden soğumasını, yani tam soğuk değil ama 26 derece ise 24'e düşüreceğim arkadaşlar. Üretime çekeceğim için böyle yapıyorum. Üretimle ilgili daha iyi bir fikri olan veya tecrübesi olan arkadaşlar yorum atabilirler arkadaşlar. Çünkü ben ilk defa yaptığım için tecrübem yok. İnternette okuduğum yazılar, makaleler bunun üzerine olduğu için ben böyle yapıyorum. Daha iyi bir fikri olan veya tecrübesi olan, ya bu durumu yaşamış olan arkadaşlarımız videonun altına yorum atabilirler. Şimdi ben bu balığı eklediğim zaman size videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, akvaryuma koydum. Şöyle göstereyim daha büyüklüğünü. Benim yani büyük diye aldığım çöpçüler yanında yavrusu kalıyor. Şuna bakın arkadaşlar. İnşallah şoka girip de bir şey olmaz. Yani şunu arkadaşlar, şunu büyük diye aldım. Bir de şu var. Yani bir şuna bakın arkadaşlar, bir de buna bakın. Gerçekten efso. Bir de benim miniye bakın arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Yani şu çok büyük diyordum. Şöyle göstereyim. Bakın yanına gitti. Şöyle yandan göstermeye çalışayım. Şuna bakın arkadaşlar. Ayrıca dev yani. Bildiğiniz dev. Şöyle. Yani arkadakilere bakın. Bir de öndekine bakın. Bunlardan yavru alırım ya. Yani şu mesela en arkadaki dişi diye tahmin ediyorum. Öndeki erkek ve en öndeki zaten %100 dişi. Kesin yavru alırım demeye çok isterim ama bakacağız artık. Nasip kısmet işleri. Arkadaşlar burada sarı prenses yavrularını salmıştım. Bak şurada gördüğünüz yavrular sarı prenses yavrusu. Şöyle göstereyim. Yaklaşık 3-4 tane var. Bak bir de köşede var arkadaşlar. Şöyle yanından göstereyim bunları.
Minuslarımız da şurada. Biraz da burada arkadaşlar. Şuradaki bardağın içindeki yavrular şöyle göstereyim. Bunlar arkadaşlar, bunların hepsi Sarı Prenses. 3 tane de Molly yavrusu var. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunlar keseli. Keseli olduğu için şu anda yem atmıyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah herkese böyle ya bol yavrulu balıklar nasip olur. Şimdilik iyi günler.